Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yeşil bitkileriniz için ve bitkilerinizin çiçek açması için iki farklı tür bitki besini tarifi vereceğim arkadaşlar. Sıvı bitki besini tarifi vereceğim. Daha önce de evde gübre yapımı videosu çekmiştim. O da çok faydalı bir video. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Linkini yukarıya ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada bizim kullandığımız su yağmur suyu. Yağmur suyu daha da iyi ve çiçek açtırıcıdır. Onu da söylemiş olayım. Bitkilere çok iyi gelir yağmur suyu. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi biz muzdan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi suyun içine koyduk. Burada da daha önceden doğradığımız muzlar var. Onları suya katacağız. Gördüğünüz gibi bu muzlar içinde çürüyeseye kadar besinini suya vereseye kadar kalacak arkadaşlar. İsterseniz ondan sonra süzebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç muz gibi kullanabileceğiniz besinlerden bahsedeceğim. Yani muzun yerine de kullanabileceğiniz çiçek açtırıcı besin tarifleri için. Mesela örnek olarak ananas, domates ve yeşil yapraklı tüm sebzeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan genelde marul, lahana, ıspanak, biber ve soğan çok kullanılır. Bunlar daha fazla kullanılıyor ama dediğim gibi yeşil yapraklı tüm sebzeleri kullanabilirsiniz. Sıvı bitki besini yapmak için özellikle ananas ve muz kullanılıyor genelde. Daha sonra ise yeşil bitkiler için, yeşil bitkilerinizin daha güzel olması, daha büyüyüp gelişmesi için sıvı bitki besini tarifimize geçelim. Bunda da baklagiller var. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz genelde baklagiller çok fazla azot içeren bitkilerdir. Genelde bitkilerin büyümelerine falan yardımcı olur. Ama bizim içinde tabii ki de farklı bitkiler de var. Bunları da suya koyacağız. Aynı şekilde muzda yaptığımız gibi. Yapraklar çürüyeseye kadar, besinlerini vereseye kadar bekleyecekler suyun içinde. Ayrıca baklagiller dışında bazı bitkiler de var. Hangi bitkileri kullanabileceğinizi söyleyeyim. Tabii ilk önce bizim kullandıklarımızı söyleyeceğim. Biz sinameki aldık bahçeden. İyide yaprakları aldık. İyide de baklagiller dışındadır arkadaşlar ama azot içeriği yüksektir. Daha sonra gülibrişim arkadaşlar, gülibrişim de kullanabilirsiniz. Biz koymadık çünkü bizim gülibrişimlerimiz daha küçük ve daha yaprak çıkarmadılar. Akasya da kullanabilirsiniz ama bizim akasyalar daha yeni patladığı için onlardan da kullanmadık. Ve badem, nohut, mercimek, ceviz, fındık. Zaten baklagillerin çoğunda var azot ama hepsinde yok arkadaşlar. Daha sonra işte dediğim gibi akasya, gülebilişim ve yalancı akasya. Bunlarda da çok azot bulunuyor. Yalancı akasyamız da var ama dediğim gibi onlar daha yeni patladığı için onlardan şu an kullanmadık biz. Daha sonra mor salkım da kullandık. İçinde var. Mor salkımda da çok miktarda azot bulunuyor arkadaşlar. Sinameki zaten kullandık. Sinamekilerde ve türlerinde de arkadaşlar çok azot bulunuyor. Erguvan ve iğde türlerinin birçoğunda mesela güz zeytini gibi ya da yabani iğde de çok var. Bunlarda azot yüksek arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunları süzeceksiniz arkadaşlar. Yapraklarını tekrar kullanabilirsiniz. Tabii ki de çürüdükten sonra. Ama evdeki bitkilerinize değil de dışarıdaki bitkilerinize dökmeniz daha iyi olur. Çünkü evde sinek yapabilir. Gördüğünüz gibi. Muz kabuğu ve saydığım diğer meyve gibi şeyler. Çiçek açtırmak için arkadaşlar. Bu ise yeşil yapraklı bitkileriniz için, daha güzel gelişmeleri için. Tabii bir de arkadaşlar evde
sinek yapabiliyorlar tabii ki de. Onun için de şu şekilde örtebilirsiniz sıvı bitki besinlerinizi. Biz de örtüyoruz gördüğünüz gibi. Sinek yapmamaları için bir önlemdir bu. Bu şekilde tutabilirsiniz. Şöyle aşağısından kenarından bakabilirsiniz. Şöyle yukarıdan gösterelim. Zaten belli oluyor. Işığa doğru tutarsanız. Şu an buraya çok ışık vurmadığı için videoda pek gözükmüyor ama dediğim gibi kenarından bakabilirsiniz veya bezi 2 dakika açıp içine bakabilirsiniz. O şekilde anlayabilirsiniz. Daha sonra suyunu bir bezle süzüp suyunu kullanabilirsiniz. Kalan bitki artığını ise dışarıda bahçeniz varsa veya balkonunuzda bitkileriniz varsa oralara koyabilirsiniz. Onların dibine koyabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.